Merhaba arkadaşlar, her pazartesi olduğu gibi tarih dersiyle karşınızdayız. Vakit kaybetmeden dilerseniz dersimize başlayalım. Geçen hafta neler yapmıştık? Ufak bir tekrar edelim. Birinci Dünya Savaşı'nı görmüştük sizlerle. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden bahsetmiştik sevgili arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda devam ederken yayınlanan Wilson ilkeleri ve maddelerinden bahsetmiştik sizlere. Yine imzalanan ateşkes antlaşmalarının başlıklarından bahsetmiştik. Bugün ise ayrıntılara gireceğiz, içeriğine gireceğiz. Özellikle sizlerden Mondros Ateşkes Antlaşması'nı iyi dinlemenizi istiyorum. Gerekirse notlar almanızı istiyoruz. Çünkü bu anlaşma sorularda çokça karşımıza geliyor. Önemli bir anlaşma. Her maddesinin yorumu olduğu olan bir anlaşma olarak karşımıza gelecek. Öncelikle anlaşmaları bir tekrar edelim biz. Osmanlı Devleti ile Mondros Antlaşması, Ateşkes Antlaşması imzalanmıştı savaş biterken. Yalnız bir ismi daha vardı, Mütareke. Yani bir soruda mütarekeyi görürseniz o anlaşmanın ateşkes antlaşması olduğunu unutmayacağız sevgili arkadaşlar. Bu size bazı sorularda bir ipucu sağlayabilir, aklımızda bulunsun. Yine Bulgaristan'la Selanik Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Avusturya Macaristan'la Villa-Guste Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Yine arkadaşlar Almanya'yla Retonles Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır diyeceğiz. Tabii bunlar imzalandığı yerler, yani bu isimler nereden geliyor diye düşünürsek anlaşmaların imzalandığı yerler olduğu aklımızdan çıkmasın. Gelelim bizi ilgilendiren anlaşma olan Mondros Ateşkes Antlaşması'na ya da Mondros Mütarekesi'ne. Bir kere tarihini bilelim. Yani bazı sorularda tarihini bilmek soruyu bize çok kolay bir şekilde çözdürecek. Nasıl olacak bu? Bazı tarih sorularında bir parça verildiğini görüyorsunuz. Bu parçada 30 Ekim 1918 diye bir tarih geçiyorsa orada cevabımız Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Ha, bütün tarihleri ezberleyebilir misiniz? Hayır. Onun için belli başlı olanları öğrenelim sevgili arkadaşlar. Hepsini öğrenmeye, ezberlemeye çalışmayalım. Belli başlı olanları öğrenelim, ezberleyelim. Bazı sorularda işimize yaradığını göreceğiz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın tarihi de 30 Ekim 1918 olacak. Maddelerine bakalım sevgili arkadaşlar, ama öncelikle bu anlaşmayı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi Rauf Bey'dir. Bazı sorularda kimlerin anlaşmaları imzaladığı sorulabilir. Yani devlet adına kimlerin imzaladığı sorulabilir. Kim? Sevr'de, Lozan'da, Mudanya'da, hepsinde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Mondros'u imzalayan ise Rauf Bey'miş. Ya da soyadı kanunundan sonra Orbay soy ismini alacak. Hatta tam ismiyle söyleyelim. Hüseyin Rauf Orbay burada Mondros'u imzalayan kişidir. Bazı bilgi sorularına gelir, lütfen dikkatli olalım. Yani Mondros Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına kim imzalamıştır? Rauf Bey, unutmuyoruz sevgili arkadaşlarım. Sorularda, özellikle bilgi sorularında karşımıza gelebilir. Mondros'un biliyorsunuz iki tane çok tehlikeli maddesi var. Ki en tehlikelisini isterse bizden ünlü 7. madde. Ama biz 7.24'ü aklımızdan çıkarmayacağız. 7.24'ü 7.24 aklından çıkarmayacaksın. Mondros'un en tehlikeli maddeleri 7. ve 24. maddeler. 7.24 aklından çıkmıyor. Çünkü bazı sorularda direkt bunu istediklerini görüyoruz. Direkt bu maddeleri istediklerini görüyoruz. Şimdi öncelikle en tehlikeli madde olan 7. maddeye bir göz atalım. Sevgili arkadaşlarım, gerçekten en tehlikeli madde. Çünkü Osmanlı'da işgallere hukuki zemin hazırlayan bir maddedir. Ünlü 7. madde. Şimdi burada diyor ki, İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir yeri işgal edebilecektir. Sevgili arkadaşlarım, bakın orada önemli bir kelime var. Herhangi bir yer. Yani Anadolu'da istedikleri yeri bu maddeyle işgal edebilirler. Tabi şartları şu arkadaşlar, güvenliklerini tehlikede görmek. İtilaf devletleri kendilerine yan bakılsa bile güvenliklerini tehlikede görebilir. Yani bu işin bahanesi biraz. Yani işgallere hukuki zemin hazırlanmıştır diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar, hukuki zemin ne demek? Şimdi anlaşmaların hukuki bir boyutu vardır. Hukuki geçerlilikleri vardır. Yani anlaşma imzalıyorsanız burada hukuki olarak sonuçlarına da katlanmak zorundasınız sevgili arkadaşlar. Ve burada biz anlaşmayı imzalıyoruz gördüğünüz gibi. Ve ünlü 7. maddeye göre de işgallere hukuki zemin hazırlanmış. Yani yeri gelecek yaşlılarımıza saldıracaklar, kadınlarımıza saldıracaklar, Türk bayraklarını indirecekler. Hepsi bizi tahrik etmek amaçlı. Şunu istiyorlar: Türkler karşılık versin, mukavemet göstersin, biz de buraları işgal edelim diyorlar. En tehlikeli madde olmasının sebebi
herhangi bir yeri işgal edebilme haklarının olmasıdır sevgili arkadaşlar. Ve dediğim gibi işgallere hukuki zemin hazırlanmasıdır ünlü 7. madde. 24. madde ise burada vilayeti sitte diye bir yer belirlemişler. Vilayeti sitte'de bir karışıklık çıkarsa bu bölgeleri işgal edebileceklermiş. Şimdi vilayeti sitte'ye bir göz atalım. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis sevgili arkadaşlar. Tabi Elazığ yerine Harput ismini de kullanabilir bakın burada. Bu 6 şehirde bir karışıklık çıkarsa bu bölgeleri işgal edebileceklermiş. Lütfen aklımızda olsun. Şimdi haritayı açtığımız zaman, bu bölgeleri birleştirdiğimiz zaman ortaya bir toprak parçası çıkıyor. Şimdi bu toprak parçasında bir devlet kurdurmak istiyorlar. Ermenistan, Büyük Ermenistan'ı kurdurmak istiyorlar. Tabii Ermenistan'ı sevdiklerinden, Ermenileri sevdiklerinden mi? Hayır arkadaşlar. Burada doğuda istediklerini yaptırmak adına, istediklerini yapabilmek adına maşa olarak Ermenileri kullanacaklar. Bu toprak parçasında da bir Ermeni devleti kurdurmak istiyorlar. Şimdi şöyle bir soru gelecektir karşımıza. 24. maddenin amacı nedir diye bir soru gelebilecektir. 24. maddenin amacı sevgili arkadaşlar doğuda bağımsız bir Ermeni devleti kurdurmak. O zaman 7. maddenin amacı işgallere hukuki zemin hazırlamak. 24. maddenin amacı ise doğuda bağımsız bir Ermeni devleti kurdurmak. Şimdi şehirler karşımıza gelebilir. Yani şehirleri sorabilirler. Yani 24. madde vilayeti sitte'de ki 6 vilayet 6 şehir demektir. Adı geçmeyen devleti sorabilirler. Dikkatli olalım arkadaşlar. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis ki Elazığ yerine Harput ismini de kullanabilir. Lütfen dikkatli olalım. Burayı bir toparlayayım ben. Yani burası hakikaten önemli. Mondros 30 Ekim 1918'de imzalanmış ve 7 ve 24. maddeleri çok çok önemli olan anlaşmalar olacak sevgili arkadaşlarım. Lütfen unutmayalım ve amaçlarını unutmayalım. 7. maddenin amacı burada işgallere hukuki zemin hazırlamak. 24. maddenin amacı ise doğuda bağımsız bir Ermeni devleti kurdurmaktı diyeceğiz. Gelelim diğer maddelerine. Şimdi Mondros'un bir maddesi de der ki Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Yani terhis edilmek ne demektir burada? Yani dağıtılacaktır. Şimdi bir devletin ordusunu neden dağıtırsınız ya da İtilaf devletleri neden dağıtmak istemiştir? Burada amaç Osmanlı'yı, ülkeyi savunmasız bırakmaktır. Yani ülkeyi burada biliyorsunuz ordu savunacak, askerler savunacak. Bu noktada arkadaşlar bakın orduyu savunmasız bırakmak adına, ülkeyi savunmasız bırakmak adına ordumuz terhis ediliyor. Yani şunu demek istiyorlar. Biz bu toprakları işgal edeceğiz. Siz karışmayacaksınız diyorlar. Sizin ordunuz olmayacak, kendinizi savunmayacaksınız diyorlar. Bu maddenin amacı da sevgili arkadaşlarım orduyu terhis ederek Osmanlı'yı savunmasız bırakmak. Lütfen unutmayalım. Yine bir diğer madde diyor ki haberleşme araçlarına, Osmanlı'daki tüm haberleşme araçlarına, tren yollarına, Toros tünellerine, limanlara el konulacaktır. Şimdi haberleşme araçlarına el koyacaklar, yani iletişimimizi engellemeye çalışıyorlar. Yine limanlara, Toros tünellerine, demir yollarına el koyacaklar. Çünkü ulaşımımızı engellemeye çalışıyorlar. Şimdi bu maddeyle iletişim ve ulaşımı engellemeye çalışıyorlarsa eğer nasıl bir yorum yapalım? Amaç ne burada? Direnişin önüne geçmek. Olası bir halk direnişinin önüne geçmek istiyorlar. Hem iletişimi önleyecekler hem de ulaşımı önleyecekler. Yani istiyorlar ki İzmir işgal edildiğinde Konyalı'nın bundan haberi olmasın. Konyalı'nın bundan haberi olursa da hareket etmesin, gelemesin İzmir'e diyorlar. Ya da işte Ankara işgal edilirse Sivaslı'nın bundan haberi olmasın. Ya da haberi olsa bile ulaşım yolları bizim elimizde olduğu için buraya ulaşamasın istiyorlar. Yani olası bir halk direnişini engellemek istiyorlar. Klasik sorudur bakın. Bu maddeyi direkt böyle verirler sevgili arkadaşlar. Ve amacı sorulabilir burada. Amacı doğrudan direnişi engellemektir. Ulaşım ve iletişimi engelleyerek. Tabii biz bu ulaşım ve iletişim yollarına el konulmuş ama bizler kendimiz birazdan cemiyetlere geçersek ya da haftaya bu konuyu göreceğiz. Kendimiz de gazeteler çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani Anadolu Ajansı bu dönemde kurulmuş mesela. Ya da İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmış. Ya da Le Pais diye yabancı bir gazete çıkarıyoruz Fransızca. Yani burada kendi çabamızla bu iletişimi de sağlamak istiyoruz. Yine sevgili arkadaşlarım, İtilaf esirleri serbest bırakılacakken
Osmanlı esirleri bırakılmayacaktır diye bir madde görüyorsunuz. Yani şöyle düşündüğünüz zaman içinize sinmeyen bir madde değil mi? Yani onların esirleri serbest bırakılırken bizim esirlerimiz neden serbest bırakılmıyor? Yani burada bir eşitsizlik görüyoruz. O zaman soru da böyle gelecek. Soru diyecek ki Mondros'un aşağıdaki maddelerinden hangisi uluslararası eşitliğe aykırıdır? Bakınız arkadaşlar, onların esirleri serbest kalacak ama Osmanlı esirleri kalmayacaktır. Bu uluslararası eşitliğe aykırıdır. Ama işte güç kimdeyse istediğini yaptırmış bu dönemde. Hak, hukuk dinlememişler arkadaşlarım bakın. Gerçekten önemli bir madde eşitliğe aykırı olarak. Yine Suriye, Yemen, Lübnan buradaki askerlerimizin en yakın itilaf birliğine teslim olması istenmiş. Ki Suriye, Yemen, Lübnan'da bir Fransız hakimiyeti kurulmaya çalışılıyor. Buradaki askerlerimiz de itilaflara teslim olunması istenmiştir diyeceğiz. Tabi buradaki amaç da belli. Yani cephanemiz de vereceğiz bunlara. Askerlerimiz de teslim olacak. Cephaneler, silahlarımız da teslim edeceğiz. Bu noktada arkadaşlar bakın yine ülkeyi savunmasız bırakmak istiyorlar. Yalnız gençler bazı Osmanlı subaylarının bunu öngörüp bazı silahları büyük çiftliklerin topraklarına gömdüklerini biliyoruz. Bazı altınları hatta büyük çiftliklerin topraklarına gömdüğünü biliyoruz. Çünkü itilafların bunlara el koyacaklarını biliyorlardı. Bazı Osmanlı subayları bunlara bu şekilde silahları ve altınları gömdü. Sonra da milli mücadelede kullanılmıştır sevgili arkadaşlarım. Yine çok can alıcı bir madde geliyor. Dikkat çekici bir madde geliyor. Her türlü ham madde kaynağı Osmanlı'dan bedelsiz olarak sağlanacaktır. Şimdi geçen hafta sizlerle Wilson ülkeleri diye bir bildiri gördük arkadaşlar. Şimdi orada diyordu ki sömürgecilik yasaklanacak. Yani kılıf olarak da hatta neyi getireceklerini söyledik? Manda ve himayeye getireceklerini söyledik. Şimdi sömürgecilik yasaklandı ya güya Wilson ülkeleriyle. Maddeye bakıyoruz. Her türlü ham madde kaynağı Osmanlı'dan bedelsiz olarak sağlanacaktır. Bedelsiz olarak ne demektir? Ya da niye ham madde alıyorlar? Bunun adı nedir sevgili arkadaşlarım? Sömürgecilik. Düpedüz sömürgecilik. O zaman sorumuz şu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi sömürgeciliğin devam ettiğine kanıttır diye bir soru gelirse lütfen bunu alın arkadaşlar. Tabi ham madde kaynaklarını söyleyeyim ben size. Diyor ki mesela lastik, yağ, gaz diyor mesela arkadaşlar. Yani bunların ham mazot diyor mesela. Bunların ham maddesi nedir? Petroldür değil mi? Yağ, mazot, lastik, gaz bunlar Osmanlı'dan bedelsiz olarak sağlanacakmış. Hatta şöyle diyorlar. İhracatınız sınırlandırıldı. Fazla üretim varsa bunu bize bedelsiz olarak vereceksiniz diyorlar. Yani burada bildiğiniz sömürgecilik yapmışlar. Bu maddenin yorumu da bu. Gördüğünüz gibi Mondros'ta her maddenin kendine özgü yorumları var sevgili arkadaşlarım. Bu maddede de direkt sömürgecilik yorumunu yapacağız. Şimdi tabii çok maddesi var Mondros'ta ama belli başlıklarını bu şekilde sıralayabiliriz sizlerle. Bir iki önemli notumuz var. İlki burada Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğini görüyoruz. Sevgili arkadaşlarım bunu not alabilirsiniz. Yanınızda eminim kalem ve kağıt vardır. Bunu not alabilirsiniz. Osmanlı Devleti 3 şekilde sona ermiştir. Tabi derslerimizde göreceğiz ama toplu olsun diye söylüyorum. 3 şekilde sona ermiştir. 1. Fiilen sona ermiştir. 2. Hukuken sona ermiştir. 3.'sü de resmen sona ermiştir. Peki neyle fiilen, neyle hukuken, neyle resmen sona ermiştir Osmanlı Devleti? Sevgili arkadaşlar, Mondros Ateşkes Antlaşması bizim elimizi kolumuzu bağlıyor mu? Bağlıyor. Özellikle 7. madde. Yani 7. maddeye göre, Mondros'un 7. maddesine göre onlar istediğini yapacak, biz ise sessiz kalacağız. Çünkü onlar biz bir şey yaparsak güvenliklerini tehlikede görebiliyorlar ve her yeri işgal etme hakları var. Bu bizim elimizi kolumuzu bağlıyor bir kere. İşte devlet fiilen sona ermiş oldu gençler. Devlet bir şey yapamıyorsa eğer, karşılık veremiyorsa bu fiilen sona ermek demektir. Ve demek ki Osmanlı Devleti neyle fiilen sona ermiş? Mondros Ateşkes Antlaşması'yla sona ermiş. Yine bir olayla daha fiilen diyebiliriz. O da İstanbul'un işgali sevgili arkadaşlarım. O zaman iki olayla Osmanlı fiilen sona erdi. Bir, Mondros Ateşkes Antlaşması. İkincisi de İstanbul'un resmen işgali. Bu iki olayla fiilen sona erdi. Peki hocam hukuken neyle oldu? Hukuken de Mudanya Ateşkes Antlaşması olacak. Biz bu anlaşmayı göreceğiz sizlerle. Mudanya Ateşkes Antlaşması da İstiklal Harbi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın ateşkesidir sevgili arkadaşlar. Burada Boğazlar,
İstanbul ve Trakya TBMM'ye bırakılmıştı. Şimdi TBMM'ye bırakıyorsan sen kimi yok sayıyorsundur? İstanbul hükümetini. E burada arkadaşlar Osmanlı'yı yok sayıyorsun demektir. Burada biz anlaşmaların hukuki geçerli olduğunu söylemiştik. Mudanya ile böyle bir şey yapılıyorsa da demek ki Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla da Osmanlı hukuken sona ermiştir. Ve saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım 1922 Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir diyeceğiz. O zaman İstanbul'un işgali Mondros'la fiilen, Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla hukuken, saltanatın kaldırılmasıyla da resmen sona ermiştir Osmanlı Devleti. Bu birinci bilgimiz. İkinci notumuza bakalım. Şimdi Mondros çok ağır bir anlaşma gördüğünüz gibi ve İngilizlerin bize sözleri var. Tutmayacakları sözler ki biz İngilizlerin birçok sözünü tutmadığını gördük. Sadece bize karşı değil, İtalya'ya karşı da verdikleri sözleri tutmamışlardı. Yine buradan Şerif Hüseyin'e karşı verdikleri sözleri de tutmamışlardı. Bu noktada bazı sözler verdiklerini görüyoruz. Bu bağlamda sevgili arkadaşlar yine tutmayacaklar. Hüseyin Rauf Bey'e burada işgallerin olmayacağı yönünde teminat verilmiş, sözler verilmiş. Fakat bu sözlerin tutulmadığını göreceğiz. Mondros imzalanır imzalanmaz İngilizlerin Musul'u işgal ettiğini görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, Musul bugün İran bir şehri. Ki televizyonlarda çok duyuyorsunuz. Musul, Kerkük, Musul, Kerkük. Çok önemli petrol bölgeleri. Buralar bizimdi, Osmanlı Devleti'nindi. Ve bu bağlamda 1926 yılında resmen Ankara Antlaşması'nda buraları kaybedeceğiz. Ama kimin gözü var burada sevgili arkadaşlarım, gördüğünüz gibi? İngiltere'nin. Niye? Çünkü burası çok önemli bir petrol kaynağı. Günümüzde de böyle değil mi zaten? Yani dünyada küçük güçsüz bir devletsen, dağınık bir devletsen ve petrolün varsa bu noktada orada karışıklıklar olduğunu görüyoruz. Büyük devletlerin orada bittiğini görüyoruz arkadaşlar. Günümüzde de bunun böyle olduğunu unutmayalım. Ki bu soru da gelebilir. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ilk işgal edilen yeri sorarsa cevabımız Musul olacak sevgili arkadaşlarım. İzmir'le karıştıranlar var. İzmir Paris Barış Konferansı'ndan sonra işgal edilmiştir. Musul ise Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilmiş olacak. Lütfen aklımızda bulunsun. O zaman Mondros'u bir toparlayalım. 30 Ekim 1918'de Rauf Bey bu anlaşmayı imzaladı. Anlaşma yürürlüğe girdi. Bakın barış antlaşması değil. Bu daha ateşkes antlaşması. Bu savaşın, Birinci Dünya Savaşı'nın barışı Sevr Antlaşması'dır. Çok çok ağır bir anlaşma. Şöyle düşünün arkadaşlar. Yani Mondros'u gördünüz. Çok ağır bir anlaşma. Sevr Antlaşması bundan da ağır bir anlaşma olacak. Ha bizim kabullenmediğimiz anlaşmalardır. Biz Mondros'ta reddettik sevgili arkadaşlarım. Yine burada Sevr'i de reddetmiş olacağız. Bakın günü yakındır. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı değil mi? Milli mücadelenin resmen başlangıcıdır bakın. Yarın biliyorsunuz 19 Mayıs. Bu bağlamda yani milli mücadele de başlamıştır bir yandan diyeceğiz. İşgaller başlayınca. Zaten işgallerin başlamasıyla cemiyetler kurulmuş, Kuvayi Milliye Hareketi görülmüş. Yani bir direnç, halk tarafından bir direnç de oluşturulmuştur diyeceğiz. Tabi itilaflar sanıyor ki biz Osmanlı'nın silahlarına el koyarsak ya da askerlerini, ordusunu dağıtırsak onlar direnemez, onlar biter. Halbuki biz Türkler de, Müslümanlar da burada ordu millet anlayışının çok üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Ki burada da milletin kenetlenmesiyle beraber, halkın kenetlenmesiyle beraber milli mücadele de başlamış olacak. Ordumuzu dağıttılar. Amaç neydi? Savunmasız bırakmak bizi. Yine haberleşme araçlarına, ulaşım araçlarına el koydular. Amaç neydi? Direnişi önlemekti. Yine onların esirleri serbest kaldı. Bizim esirlerimiz kalmadı ki üzerlerinde deneyler yapılan esirlerimiz var. Binlerce Osmanlı askerinin kör bırakıldığını görüyoruz. Yani acımasızca, insan haklarına aykırı olarak burada çeşitli deneyler de yapılmıştır. Bir dönem bunun ardı aransa da sonradan kesilmiştir arkadaşlar. Yapanın yanında kalmıştır diyebiliriz. Unutmayalım, böyle olaylarda, böyle durumlarda yaşanmıştır. Yine Osmanlı'nın ham maddelerinin bedelsiz olarak temin edileceği maddesini gördünüz. Bu da sömürgeciliğin devam ettiğine kanıttı. Ama unutmayacağınız maddeler neydi? 7-24 unutmayacağınız maddeler. Ünlü 7. madde, ünlü 7. madde ve ünlü 24. maddeleri aklımızdan çıkarmıyorduk sevgili arkadaşlarım. Mondros Antlaşması da bu şekildeydi. Yalnız İstanbul hükümeti, İstanbul yönetimi bu anlaşmayı imzalasa da milli mücadeleciler, temsil heyeti
bu anlaşmayı reddedecek. Reddettiğimiz yerde misak-ı milli kararları olacak. Bizim için Mondros'un hiçbir hükmü olmayacak. Ki şöyle ilginç bir bilgi de söyleyeyim. Bu anlaşmayı imzalayan Hüseyin Rauf Bey ya da sonradan Orbay soyismini alacak Hüseyin Rauf Orbay sonradan arkadaşlar milli mücadele tarafına katılmıştır. Bakın milli mücadelenin baş kahramanlarından biri olmuştur. Yani demek ki şartlar diyelim biz buna. Şartlar o dönemde Mondros'u imzalamasını gerektiriyordu. Birkaç sene sonra ise milli mücadelenin baş kahramanlarından olmasını sağlamıştı Hüseyin Rauf Bey'in. Bu bilgi de aklımızda olsun. Evet, Mondros Anlaşması bu şekildeydi. Yine bu dönemde ateşkesler imzalandı, savaş bitti. Şimdi barış antlaşmaları imzalama zamanı. Sevgili arkadaşlarım, barış antlaşmalarının imzalandığı konferans Paris Barış Konferansı'dır. Soru sormayı en çok sevdikleri yerlerden birisi de burasıdır. Bakın, Paris Barış Konferansı, barış anlaşmalarının yapılması ve yenilen devletlerin durumunu görüşmek için toplanılan konferans. Tekrar yani önemini belirteyim ben. Bol yıldızlı arkadaşlarım bakın. Paris Barış Konferansı'nın amacıyla başlarlar zaten. Amacını sorarlar. 1. Yenilen devletlerin durumunu görüşmek. 2. Yenilen devletlerle barış antlaşmalarını imzalamak. Birazdan isimlerini söyleyeceğim sizlere. Yalnız burada çok önemli bir ayrıntı var. Bütün yenilen devletlerle burada barış antlaşması imzalamışlar. Ama Osmanlı Devleti ile imzalamamışlar arkadaşlar bakın. Neden olduğunu ve Osmanlı Devleti ile nerede barış antlaşması imzalandığını birazdan sizlere söyleyeceğiz. Şimdi burada birkaç notumuz var tabii. Öncelikle amacı tekrar söyleyeyim de ben. Yani yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve yenilen devletlerle barış antlaşmaları imzalamak. Notlara dikkat sevgili arkadaşlar. Şimdi İtalya biliyorsunuz başta ittifaklardaydı, ittifakların tarafındaydı. Ama sonradan gizli anlaşmalarla kendisine Batı Anadolu ve civarı söz verilerek taraf değiştirmişti ve itilafların yanına geçmişti. Yalnız biraz önce bahsettik size bakın. İngilizler verdikleri sözleri tutmuyorlar. Bize de tutmadılar, İtalyanlara da, yine Hicaz Yemen cephesindeki Araplara da tutmadılar bakın. Bu bağlamda arkadaşlar Batı Anadolu'yu İtalyanlara söz vermelerine rağmen hangi devlete veriyorlar? Yunanistan'a veriyorlar. Unutmayalım, Yunanlara veriyorlar. Yalnız kime söz vermişlerdi savaşta? Yani İtalya neden taraf değiştirmişti? Burası vaat edildiği için. Batı Anadolu yani İzmir ve çevresi vaat edildiği için. Gençler, İzmir hakikaten jeopolitik olarak çok önemli bir şehir. Ve İzmir ve çevresi bizim için çok çok önemliydi. Stratejik bir yerdi. Bu bağlamda İtalyanlar için de böyle. Yunanlar için de böyle. İngilizler için de böyle. İtalyanlara söz verilip Yunanlara verilmiş. Peki soru diyor ki neden böyle yapmışlar? Hepsi aynı tarafta değil mi bunların? İngiltere, İtalya, Yunanistan bunların hepsi itilaf devleti. Gençler, İngilizler burada biraz geleceğe yönük düşünüyor. Diyorlar ki biz bu bölgeyi İtalyanlara verirsek İtalyanlar daha da güçlenir, ileride başımıza bela olur. Gençler, bunların bir sömürge pastası var. Bunların özellikle İngiltere ve Fransa'nın paylaştığı bir pasta. Bu pastadan kimseye pay vermek İstemiyorlar bakın. Özellikle İngilizlerin pastası bu pasta. Fransızlar da buradan nemalanıyor. Ama İtalyanlara, Almanlara vesaireye bu pastadan pay vermek istemiyorlar. Zaten bu pastadan pay vermek istemedikleri için 1. Dünya Savaşı çıkmıştı bildiğiniz üzere. Temel sebebiydi hatta. Burada demek ki bölgede güçlü bir İtalya istemedikleri için burayı Yunanlara vermişler. E niye? Yunanlılar bunların sözlerini dinler. Yunanlılar küçük. Yunanlılar bir nevi kukla. E bunlar sözünü dinletebilecekleri bir devlete veriyorlar. İtalya yerine, tekrar ediyorum, neden İtalya'ya verilmiştir, söz verilmemiştir, söz verilmesine rağmen? Çünkü bölgede güçlü bir İtalya istenmemiştir. Klasik bir sorudur. Paris Barış Konferansı sorudur. Klasik ama şimdi burada yapmamız lazım bu soruyu arkadaşlar. Klasik temel bir sorudur. Lütfen dikkatli olalım. İtalyanlara söz verildi ama Yunanlara verildi. Bu bilgi de aklımızda dursun. Yine burada tabii toprak paylaşımı yapılıyor. Bunun öncesine kadar paylaşamıyorlardı bir türlü. Yani Osmanlı'yı paylaşmakta anlaşamıyorlardı. Çünkü Osmanlı böyle ormanda gezen etli butlu bir geyik gibi görünüyordu. Şimdi bu geyikten pay almak istiyorlardı, parça almak istiyorlardı. Tabii en iyi, en güzel yerleri
İngiltere alacaktı ve diğerleri geri kalanını paylaşacaktı. İşte bu geyiği nasıl paylaşalım, Osmanlı'yı nasıl paylaşalım bir türlü anlaşamamışlardı kendi aralarında. Ama burada yavaş yavaş anlaştıklarını görüyoruz. Ki burada artık yemeden içmeden Yunanlılar kendisine verilince İzmir ve çevresi Batı Anadolu direkt olarak arkadaşlar bakın İzmir'i işgal edecek. O zaman şu bilgiyi unutmayalım. Paris Barış Konferansı'ndan sonra ilk işgal edilen yer İzmir'dir. Bakın Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yere Musul dedik. Paris Barış Konferansı'ndan sonra ilk işgal edilen yere de İzmir diyeceğiz. Tarihimiz 15 Mayıs 1919. Hatta 23 Mayıs'ta 8 gün sonra Halide Edip Adıvar'ın çok inanılmaz ve etkileyici bir konuşması da var burada. Kara gün, kara bir işgal olarak nitelendiriliyor. İzmir'in işgali 23 Mayıs'ta böyle bir konuşmada yapmış. Şimdi 15 Mayıs tarihinde geçenlerde atlattık geçti ve 3 yıl neredeyse arkadaşlar burada İzmir'in Yunanlıların elinde kaldığını görüyoruz. Türlü katliamlara sebep olmuştur burada Yunanlılar ve yakıp yıkmışlardır İzmir'i adeta 3 yıl boyunca maalesef Yunanlıların boyunduruğunda kalmıştır. Birazdan İzmir'in işgalinden de bahsedeceğiz sizlere. 15 Mayıs 1919 yani milli mücadelenin başlamasından 4 gün önce İzmir'in de işgal edildiğini göreceğiz. Birazdan ayrıntılı göreceğiz bunu. Yine diğer notumuz Milletler Cemiyeti resmen kurulmuştur. Şimdi bunun ayrımını şöyle yapalım. Ya da Milletler Cemiyeti'nin diğer ismi neydi? Cemiyeti Akvam idi. Hatta demiştik ki lütfen Birleşmiş Milletler'le karıştırmayın. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Cemiyeti Akvam diyorduk. Şimdi sevgili arkadaşlar, Cemiyeti Akvam'ın amacı neydi? Dünya barışını korumak değil mi? Peki koruyabilmiş miydi? Hayır. Bunu nereden anlıyorduk? İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla. Yalnız soru şöyle geliyor. Cemiyeti Akvam'ın yani Milletler Cemiyeti'nin kurulma fikri nerededir? Bakın fikir olarak soruyorsa Wilson ülkeleri. Fikir olarak soruyorsa. Yalnız soru şöyle diyor. Milletler Cemiyeti nerede kurulmuştur, resmen kurulmuştur diye bir soru gelirse o zaman cevabımız Paris Barış Konferansı. Tekrar ediyorum, Milletler Cemiyeti'nin kurulma fikri nerededir diye bir soru gelirse Wilson ilkeleri, kurulduğu yer resmen kuruldu diye bir soru gelirse cevabımız sevgili arkadaşlar Paris Barış Konferansı olacak. Ama uzun ömürlü bir cemiyet olmadığını söyleyelim. Çünkü dünya barışını koruyamamıştır ve çok taraflı bir örgütten bahsediyoruz. Mesela Türkiye'nin götürdüğü her kararda aleyhimizde karar vermiş. Zaten biz de 1932'ye kadar bu cemiyete üye olmayacağız sevgili arkadaşlar. Taraflı kararlarından dolayı diyelim. Paris Barış Konferansı'nda gördüğünüz gibi bu tür kararlar alınmış. Notlarımızı da unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi Osmanlı'yı paylaşmakta anlaşamıyorlardı. Burada biraz bahsedeceğim o durumda. Şimdi burada Paris Barış Konferansı'nın amacı neydi? Gördüğünüz gibi barış anlaşmaları imzalamak. Kısa bir aradan sonra sevgili arkadaşlarım bu barış antlaşmalarından sizlere bahsedeceğim. 5-10 dakikalık bir aramız olacak. Dönünce inşallah anlaşmaları göreceğiz sizlerle.